Herkese merhaba sevgili can dostlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta Dünyanın Sonu adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle izninizle. Deyiş yazarken esin kaynağım yine İncil, Luka suresi. Şöyle yazıyor: Taliplerin bazıları Beytül Makdis'in muhteşem taş işçiliği ve duvarlardaki anıtsal yontu bezemeleri hakkında konuşmaya başladılar. Bilen bilir, Beytül Makdis, şimdi Mescid-i Aksa denir, ağlama duvarı. Orada büyük bir alan var, Harem-i Şerif. Büyük Herodes tarafından onarıldı. Çok görkemli, kocaman bir mabet oldu. Tabii talipler binadan etkilendi. Oo, çok çok görkemli bir şey. Ama İsa, gün gelecek, bütün bunlar tamamen yıkılıp yerle bir edilecek. Taş üstünde taş bile kalmayacak dedi. Onlar da prim, ne zaman olacak bu dediklerin? Bunlar tam gerçekleşmek üzere olduğu zaman görüp vakit geldi diye anlayacağımız alamet ne olacak diye sordular. İsa şöyle dedi: Ha evet, dikkat edin. Hiç kimse sizi kandırmasın. Birçokları ortaya çıkıp benim adımı kullanacaklar. Ben Mesih'im diyecekler. Vakit geldi diyecekler. Bunlara asla inanmayın. Savaşlar ve ayaklanmalar haberleri duyunca paniklenmeyin. Evet, önce bunların olması lazım. Fakat kıyamet hemen bunların akabinde kopmayacak. Sonra şunları ekledi: Millet millete, devlet devlete savaş açacak. Müthiş büyük depremler olacak. Birçok ülkede kıtlıklar ve pandemiler baş gösterecek. Salgınlar, salgın hastalıklar. Korkunç olaylar olacak. Üstelik gökte olağanüstü alametler görünecek. Şimdi buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah seversiniz. Yıkılacak, buca yapılar devrilecek canlar. Hatta taş üstünde taş kalmayacak. Bu dünyanın sonu gelecek canlar. Hatta taş üstünde taş kalmayacak, bu dünyanın sonu gelecek canlar. Vakit geldi diyenlere kanmayın, Mesih'im diyenlere aldanmayın. Kötü haber çıkar telaşlanmayın, bu dünyanın sonu gelecek canlar. Savaş, isyan haberleri çıkacak. Bilin ki bunların olması gerek. Her şeyin sonu hemen gelmeyecek. Bu dünyanın sonu gelecek canlar. Her şeyin sonu hemen gelmeyecek. Bu dünyanın sonu gelecek canlar.
Kavim kavme karşı devlet devlete. Hep savaş açacak millet millete. Çatışma çıkacak her memlekette. Bu dünyanın sonu gelecek canlar. Şiddetli depremler olacak. Kıtlık, yokluk, açlık baş gösterecek. Türlü türlü hastalıklar gelecek. Bu dünyanın sonu gelecek canlar. Türlü türlü hastalıklar gelecek. Bu dünyanın sonu gelecek canlar. Kervanım korkunç olaylar olacak. Alametler semada görünecek. Hazır olun, İsa tekrar gelecek. Bu dünyanın sonu gelecek canlar. Evet, korkunç olaylar olacak, alametler. Ama İsa ruhuyla dünyaya dönecek. Ona iman eden, inanan her can kurtulacak. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye tıklayıverin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.